Sessiz kulisi. Evet. Şurada gördüğünüz gibi hızlı ve lezzetli. Arkadaşlar diyor ki Kunor, 3 dakikada diyor senin noodle'un hazır diyor. Biz de bugün noodle yapmayı deneyeceğiz ama tabii ki benim tarzım ve benim tarifimle böyle evde hazırlamış var. Bakın göstereyim size de. Abi sonra zaman tutacağız. Şöyle yapalım mı? Nasıl? Bak şurayı biraz rahatlatayım. Olur. Şurada herkese. Klavyeyi çek istersen oraya da şey. Orayı da çekeceğim. Reklamlar. Arkadaşlar şöyle göstereyim size. Şu kamerayı da biraz ayarlı. Baharatlarımız hazır. Köri soslu makarna yapmayı göstereceğim bugün size. Domates soslu, salçalı, böyle fesleğenli, kekikli, naneli, pul biberli, kırmızı biberli ve kimyonlu. Kimyon benim kırmızı çizgim. Kimyonlu. Getiriyorlar. Evet. Bu huyunuzu da çok seviyorum. Ya bir sponsor aldığımızda hiçbir ters tepki vermiyorsunuz. Ben de size layık ve en güzel şekilde o tanıtım içeriklerini hazırlamaya çalışıyorum. Şimdi. Şunlar da hazır abi. Mısırlarla böyle kırmızı sarı Galatasaraylı makarnası yapacağım bugün. Su ısıtılacak şimdi. Midye mi? Yok midye yapma konusunda iyi değilim kanka. Baharatlar güzel ya, baharat çok önemli. Ben her şeye atıyorum hemen hemen her şeye. Dışarıda bir şey yesem bile kendi yediğim şeyin tadına benziyor evde. Yani çorbada da öyledir mesela, işte kırmızı biberi çok severim. Kırmızı pul biberi. Getiriyorlar şimdi suyu, ısıtıp bakayım. Kerem'e seslenelim. 3 dakikada olacak mı bakalım. Şurada bir tane kabımız var, onu da göstereyim size. Hop. Bunun içinde yapmaya çalışacağım arkadaşlar. Şık olsun diye. Bakın yeni alındı daha. Göstereyim size. Kerem gidip aldı dün. Hazır mı suyumuz? Geliyor kanka. Kaynıyor. Tamam, patates kızartması tarifi de vereceğim ben size. Kınor'un bu ürünleri güzel arkadaşlar. 2.90 ama 3 liraya mı ne satılıyor? Öyle bir şey. Öyle bir fiyatı. Bayağı uygun ya. Öğrenciler için falan birebir yani bence. Valla ben öğrenci değilim. Benim tükettiğim de oluyor. Yani hiç ne denk geliyorsa. Kilo birazcık aldım, vereceğim, spora başlayacağım. 3 dakikayı hep beraber tutacağız beyler. Onu nasıl yaparız? Sen de bir kronometre telefondan falan. Çünkü 3 dakikada hazır diyor. O kaynar suyu koyduktan sonra bakalım ne olacak. Şurayı ayarlayabiliriz. Hadi dur. Şimdi şurayı şöyle şey yaparız. Şöyle oldu mu? Olmadı biz kafamıza. Yok gayet iyi bence şöyle. Kafamıza yeriz. Şu an böyle. Tamam sen ayarla onu. Gelince yaparız. Bence ayarlı. Sen şimdi böyle konuş artık. Hayır, nasıl böyle mi konuşayım? Tabii kanka. Umarım bükülür öyle. Sen biz düzelt de ayarlarsın gene. Çünkü zoom yapmayalım. Evet. Büyük çekiliş duruyor arkadaşlar. Milli Piyango'ya başvuracağız onun için. O izin verecek, öyle yapacağız. Çok kısa zamanda başlayacak o da. Milli Piyango onaylı böyle. Burada arkada noter falan olacak. Öyle çekilecek yani canlı yayında, öyle söyleyeyim size. Peki neyli istersin? Körlü mü? Körlü abi. Körlü tavuklu. Domatesi de var da ben tavukluyu daha çok seviyorum. Tamam. Evet, sonra garip garip Osman Tosun'a videolar çıkıyor. Golf oynanma Deniz. Golf de oynayacağız bugün. Sonra final maçı. Sizce kim kazanacak beyler? Bence biz kazanırız ya. İkinci maç birazcık böyle kaos oldu gibi. Bizim çocuklar da ısınıyor şimdi. Alırız değil mi Bind'ı? Abi alırız. Lurs, Mini, Melih. Abi bize ya maç. Biz şu an Bind dedin, bizden aldın. Ben de çok seviyorum ya. Teleport oyunları, akıl oyunları. Su geliyor. CS oynayabiliriz arkadaşlar. Bir golfümüzü patlatalım da. Kimin sesi çok onu da ayarlayayım hemen şimdiden. Sanırım şeyin, Mine'nin değil mi? Konuş bakayım. Hamsi de Mine. Hamsi de. Benim galiba abi. Mine değil. Dur. Tamam. Sen ağzının içine sokmuşsun mikrofonu. Onu da ayarladım. Drop niye var? Amına koyayım. 10 gündür yayın testi yapıyorum. Niye drop var? Hallediyorum şimdi. Herhalde düzeldi.
İnanılmaz bir şey biliyor musunuz ya? Bak 10 gündür açık makine ve test yapıyorum ya. Çok enteresan. Bir ufak girdi çıktı tabii. Bir daha bir şey olmaz herhalde de. Hep iyi düşünmek istiyorum. Sayın Milagos hoş geldiniz. Evrim! 110 saat testten 0 dropla çıktı makine diyor Diren. Doğru söylüyor. Düzce'den Malik ben diyor. Onun kardeşine selam söyler misin diyor. Bind'i alırsınız diyor. Knorr Nodal'a efsane demiş. Eyvallah. Hazır mı suyumuz? Sen bence kettle'da getir. Fazlaysa çok çok koyarız. Kanka köreli mi tavuklu mu? Abi köreli. Ya, dur. Heh, ya tamam. Göstereyim şöyle de. Ha dur bu da köreliymiş. Tavuklu. Ya hepsi var. Paket şöyle arkadaşlar. 3 dakikada hazır yazmışız üzerine. Çabuk durdum. Kaynar su geldi. Kaynar su. Aman dikkat. Bardağı mı koydun? Için. Ha, bardağı koydum. 1,5 bardak. Aha 1,5 abi. Ha. Bir tane dolu şöyle. Şimdi birkaç tane incelik var bunu yaparken. Şu kamerayı şöyle ayarlayayım size. Nasıl yaptığımı görmeniz için. Tamam herhalde. Tamam. Bunlar da tavuk çeşitleri, sebzeli et çeşitleri. Acılı domatesi ama evet, bence sebzeli et, etliyi de çok seviyorum. Ben de domates hani biraz daha böyle çok tercih ettiğim bir şey değil. Şöyle fokuslandığında gözüküyor. Ürünler bunlar arkadaşlar. Her yerden, herhalde bütün Migroslardan tutar, bakkallara kadar her yerde var. Her yerde var yani. Paket içeriği de şu, açtınız. Şöyle ziyan olmasın, her şeyi dökelim. Şimdi bu mesela, daha önce başka şeyler de var biliyorsunuz. Orada böyle çıkartana kadar eliniz kanser oluyordu, yapışıyordu. Garip garip soslar. Bu tamamen toz bir sos arkadaşlar. Köri çeşitlisi yazıyor üzerinde. Bunu... Tek pakette şey yapmışlar. Aynen. Şimdi bunu dökmeden önce açtım da. Bunu böyle koyarsanız... Uzun uzun çatala dolanır bunlar. Bunu kırmak daha iyi. Tabii tarzımıza göre. Şimdi ben bunu kıracağım biraz. Hmm. Yani yemek daha kolay oluyor öyle söyleyeyim sana. Yoksa alıyorsun da sonu gelmiyor ya. Bu upuzun böyle ip gibi bir şey normalde. Öyle üretiliyor yani. Ama öylesini de seven vardır. Şimdi bak ben de öylesini için seviyorum ama insan içinde yerken de öyle güzel olmuyor çok. O yüzden böyle ufak ufak kırıyorum. Dur şöyle baharatları da. Daha derin bir kapta da yapabilirsiniz siz. Biz ama şimdi gözüksün diye biraz böyle yaptık. Aynen. Baharatları da aldık. Arkadaşlar ben bunu yani şimdi çok iyi bir baharat konusunda alışkanlık sahibiyseniz göz kararı atabiliyorsunuz. Şimdi ben kırmızı pul biberi çok seviyorum. Ondan biraz koyacağım o yüzden. Mesela karabiber çok radikal bir şey bir tat olduğu için. Ben şef. Net bir tat. Bundan az koyacağım biraz. Sadece böyle pilavda falan da çok hoşuma gidiyor. Midyede falan. Karabiberden biraz koyacağım. Bunları sadece böyle suyu koymadan koyuyorsun. İyice homojen karışsın. Tabii. Diye yani şimdi kaynar suyu bunun üzerine dök. Suyun üzerine bunu koyarsan böyle uçar suyun yüzeyinde. Hmm. O yüzden. Şimdi kimyonu ben çok seviyorum gene. Ben ilk defa görüyorum. Çok güzel baharat şeylerimiz varmış. Evet. Kimyondan biraz koyacağım. Kimyon kokutur arkadaşlar. Koltuk altını falan. Ertesi gün ama yani biz bayılıyoruz şey gibi, ama kokoreçle falan. Pastırmanın çemeni gibi aslında ama acayip güzel bir aroma katıyor. Her şey sucuğa benziyor kimyon koyunca bence. Şimdi bizim nane zaten yoğurda koysanız haydari oluyor. Nane bu arada ilk deneyişte baharatsız da deneyebilirsiniz. Aynen yani, siz normal tadını da deneyebilirsiniz. Bu benim normal baharatları arkadaşlar da gayet normal baharatı yani gayet okey. Bundan da koyduk. Naneye de çok fazla koymanıza gerek yok. Yani bu şey çok önemli. Arkadaşlar sos koyarken denemediğiniz baharatları, sosları falan az koyun. Çok ağır gelir tadı, yemeği mahveder. Ben şimdi çok iyi bildiğim için kendi yaptığım şeyleri sürekli. O yüzden böyle tam kendi kararımda koyuyorum yani. Şimdi kendi baharatını koyalım. Bu bayağı dolu dolu böyle. İçi full dolu, cips paketi gibi değil. Bunu da dökelim şöyle. Suyla hemen eriyor toz gibi. Evet, kaynar suyumuzu da aldık. Allah. Mousepad'i ıslattım biraz. Evet, bu işleri mousepad'in üzerinde yapmamak daha hayırlı. Şöyle yetecek kadar koydum. Benim kasem geniş. Şimdi tut, zaman tut, zaman tut hemen. Dur, unuttuk bunu. Dur. Zaman tutacağım ben. Şimdi 28. Aç hemen. Bir 10 saniye geçti diyelim başlattıktan sonra sen. Bakalım 3 dakikada hazır olacak mı? Ha, tutmuş Kerem, tamam. Hı, tamam. Çıkmadı bende sayaç. Şimdi bunu birazcık böyle suyla karıştırmak gerekiyor. Derin bir kapta yaparsanız üstüne daha çok su dolacağı için daha hızlı olur diye tahmin ediyorum. Ben bu şık siyah kapı seçtim sizin için.
En son domates sosu, salça ve mısırla süsleyeceğim. Üzerine de kekik atacağım. Çok onu da getirebilirsen. Evet. Efendim abi? Bizim şey var ya, organik. Bakayım abi. Şey de sağ üstte ya. En üst mesela. Şu an yumuşadı ama bazı yerleri sert bak gördüğünüz gibi. Ha, bu da yumuşadı. Bakalım ne kadar zaman geçti. Siz de sayabilirsiniz. 10 saniye orada. Biz ona şöyle göstereyim. 50 falan diyebiliriz. Evet. Biz 10 saniye geçti diye sayıyorum şu an. Durum böyle. Kerem'e de mesaj gelirse şak diye gözükecek. Gelir onu ben şeye alayım. Mute mute gelir, kanalım banlanır Kerem'in şeyi yüzünden. Çok net gözüküyor çünkü yani. Aynen. Şu an çok güzel oldu. Bak sosun rengini görüyor musunuz? Şu kokuya bak ya. Şunu da göstereyim size. Bu da arkadaşlar organik. Tamam. Gel şunu da şuraya tutayım. Tek, zaten bakın tomucuk tomucuk. Bunu da elimle azıcık alıp çok az en son koku versin diye üzerine. Hadi zinetle. Geldi. Monitörden yapıyorlar. Kardeşim sen monitörü çevirirsen ben böyle nasıl vuracağım? Onu bir daha düzelteceksin işte artık. Oldu bence şu an yumuş yumuş gözüküyor ama biraz daha beklemen lazım. Yok şimdi suyu emecek abi hamuru. Zaten oldu da. Demek ki efsane değilmiş yani şey. 3 dakika muhabbet için ama tadına bakıp söylemek lazım tabii. 3 dakika garanti süreymiş hatta. Bak şurada bir şey gördüm mesela. Nerede o? Bak şu ikisi yapışık hala birbirine mesela. Wi-Fi'yi de kapat. Nasıl gözüktüğünü şöyle bir daha göstereyim size. Ben kamerayı bir tık kamerayı çevirsen daha iyi olur. Ben tutayım kanka. Arkadaşlar. Evet, şu an böyle ramen gibi hem sulu bir çorba gibi hem de noodle gibi oldu. Baharat güzel bir şey ya. Ya baharat çok güzel bir şey evet yani. Şu mesela ben bunun suyunu içeceğim. Suyunu her zaman içmeyi daha çok seviyorum ben. Baharatlı bir su. Gömlek mükemmel değil mi? Evet, eyvallah. Kerem kardeşim aldı. Nereden aldın onu? Vallahi bak bu sponsor değil. Söyle de insanlar da oradan değişik şeyler alsın. Neydi adı? Lost Vintage diye bir sayfa Lost Vintage var arkadaşlar. Lostvintage.com mu? Aynen. Lost Vintage Store olması lazım. Oradan aldım. Bitti. Süremiz de okey yani, arkadaşlar. 90 liraya falan aldı şunu ama süper yani. Ben bayılıyorum. 3 dakikamız oldu. Oldu. Şimdi direkt önce bir tadına bakacağım. Olup olmadığını söyleyeceğim size. Olmuş mu? Bak sen de bir dene Kardo. Aç ağzını. Sonra benim tarifime geçeceğiz. Suyunu da çek şöyle diye. Gayet hoş bence. Evet. Biraz acı ama Canto acı seviyor. Ben tabii canım acı ben bastım. Ben bu kadar sevmem. Ama tadı hoş yani. Tabii bayağı. Servis çok önemli. Yani şöyle ortasına azıcık biraz daha koyacağım. Daha iyi gözüktü. Onun için tabii canım şimdi abi ben sana istersen. Capsler var ya internette. Bunu bu hareket yapınca 50 lira oluyor bu makarna işte. Aslında buna böyle biraz haşlanmış sebze değil mi? Oğlum neler neler ya. Berk acıktı şu anda. Şöyle organik şeyden de biraz kıracağız elle bunu. Bayağı zor bunu kırmak. Normalde grinder lazım buna. Böyle bu öğütücü. Makineye atılıp kırılıyor ama. Şunu bir çeker misin evrim fotoğrafını resmini bir şeyini ya? Bayağı. Dur. Sosluyor bir de onu ya. Hep demiyor. Ha. Hı. Arkadaşlar şu an çok böyle oldu. Görünüyor. Tabii isteğinize göre yani domates sosunu istediğiniz kadar atabilirsiniz. Mesela ben çok seviyorumdur. Böyle doldururum burayı. Hiç sıkıntı yok yani. Ben çünkü çok seviyorum da. Evet. Sonra da afiyetle tüketebilirsiniz. Yani böyle, of, ne güzel. Ya koku efsane ya. Bunu yaşamanızı isterdim. Kaldır ya. Şey. Bayağı okey şu an. Knorr'un zaten bin bir tane ürünü, hazır çorbaları, her şeyi var biliyorsunuz.
Dandik bir şey olsa da sponsor olarak almam, beni de biliyorsunuz. O yüzden afiyetle yiyorum abi. Bir de benim usulüm oldu, çok güzel oldu. Acıktık diyorlar. Gece gece öldür. Gece değil ya, saat daha 10.30. Siz erken mi uyuyorsunuz? Maliyetinde de hiçbir şey yok ya. 3 lira işte abi. Şunu yemek 3 lira yani. Ya yani baharatlar evdeyse. Ya baharat zaten ucuz bir şey herhalde. Annen alıyor. Ya koymasam da yiyorsun da, ben illa ben böyle bir özelleştiriyorum ya bir şey. Bir de insan uğraşınca lezzetli oluyor arkadaşlar. Daha lezzetli oluyor yani. Hı hı. Bir şeylere ne kadar uğraşırsan. Her yer kapalı. Abi önceden sipariş vereceksin. Açılınca alacaksın. Bitirmesin diyor. Bir de spagetti de aslında bunda değil de. Şöyle çatalla çevirme triği var abi. Eğer bunu parçalamasaydık mesela çok uzun olacaktı. Ben yerken böyle iğrenç gözükecekti. O yüzden de parçaladım aslında. Aklınızda olsun, çok uzun bir spagetti gelir. Kızla dating'e gidersiniz. Şöyle çevirebilirsiniz. Hatta kaşık da kullanılıyor bunun. Altında onun için. Kaşıkla destekleyip. Altında kaşıkla destekleyip bunun. Şimdi burada bak, kısa kısa bunlar. Bunlarda bir sıkıntı yok yani. Şöyle yaptın mı? Düzgün duruyor biraz daha. Benim sakallarıma karışıyor diyor Diren chat'te. Çok iyi koktu ama. Kanki. O iş biraz değişik oldu yani. Yani şu Twitch artık koku transferi olayının gelmesi lazım. Ben istiyorum bir obje olsun. Oradan gelsin. Çok iyi gitti ya. Ya şu Annos mutfağı devam ettirmesek mi ya? Ben size bir sürü cips sosları... Bir de biz var ya, onları arkadaşlar harbiden çok ucuza, çok ucuza yapıyoruz. Çok yani. Ucuza mal oluyor. Hiç böyle maliyetli olup da sevdiğimiz bir şey yok. Ucuz ucuz şeyler çok lezzetli oluyor. Evet. Vallahi şey, bizim o nesporcu içeceğini ve Annos deneyenler hala bana... Lütfen bildirim çıkıyor abi, kaç sene olmuş videoyu koyalım. Süper. Ama onu biz de hala içiyoruz mesela arkadaşlar. Öyle bir şey yani var. Mesela mısırım bitti abi. Şimdi takviye edeceğim. Çünkü ağzımda patlıyor mısırlarda. Bunu yerken. Nasıl? Şey gibi. Mercimekli de ne onları? Bezelye gibi patlıyor. Bezelyeyiz. Ha, bezelye de süper bir şey. Bezelye mesela bunu haşlanmış bezelye de olurdu. Garnitür de atabilirsin hafif haşlanmış. Evet, evet. Direkt garnitür. Havuç. Valla deneyenler yazabilir mi abi? Ansosu ya da şey diğer... Bizim oyuncu içeceği muhabbetine. Bence biz o seriye devam etmeliyiz. Ben istiyorum burada... Edelim mi ya, ne diyor? Çünkü yeni evde çok güzel mutfağımız var. Eski evde biz o mutfakta yapamıyorduk abi istediğimiz her şeyi güzel bir şekilde. Efsaneydi diyorlar bak. Devam edelim. İçecek yazın çok sarıyor. Evet beyler, o zaten tabii, biraz tabii. Yaz içeceği o yani. Ama çok serinletmiyor mu? Yazın. Abi bardağın etrafını peçeteyle kaplayıp buzluğa atıyorsun. Buz oluyor bardağın etrafı hızlıca. Tutarken peçeteyi de ferahlıyorsun, içerken de. Yani bir şeyin kolay soğutmanın yolu aslında buzluğa atmak değil. Suyla kaplayıp buzluğa atmak. Su çabuk peçeteyi hafif nemlendiriyorsun abi. Bardağın etrafına sarıyorsun. Buzluğa